Fındık hasadının ardından yerli üreticinin serbest piyasaya indirdiği fındığın ücretini tüccarlara sorduk. 82,5'ta Toprak Mahsulleri Ofisi başladı. Serbest piyasa 70 lira 50 lira anduman fiyatıyla başladı. Şu anda 92 lira üzerinden işlem görüyor. Yani kısa bir zamanda 22 lira gibi fark meydana geldi. Tabii bu tamamen ürünün beklentilerin çok altında bir rekolteyle gerçekleşmesinden kaynaklanan bir nedenden dolayı bu duruma kadar geldik. Ama fiyatlar açısından bundan sonraki tabloyu inşallah daha iyi bekliyoruz. Gerçekten çünkü ürün çok noksan. Üreticimiz de bunun farkına vardı ve ürününü elinde tutmayı yeğliyor. Yani üreticilerin birçoğu ürününü bekletmek yönünde şu an hareket tarzını belirlemiş durumda. Ama inşallah bu tamamen üreticimizin lehine gelişir, fiyatlara yansır, beklediğine değer, ben de değeceği kanaatindeyim. Şu andaki tablo bundan ibaret. Belli bir limit priminiz var mı? İşte şu kadar yükselir. Yani limiti belirlemek çok zor. Bu yanlış olur ama ben şahsen 4 dolar, 5 dolar seviyesinde bir fiyatlamanın gelebileceğini düşünüyorum. Geçmişteki bu fındığın rekoltesinin düşük olduğu dönemlerde gördüğümüz fiyatlar genelde bu civarları gösteriyor şu anda. İnşallah o fiyatları da bir an önce üreticimiz de görür de çünkü zaten ürün kaybına uğramış, bu zarar anlamına gelir herkes için. En azından fiyattan bunu tamamlayıp çünkü birçok üreticimiz yani özellikle yevmiye ile beraber fındığı çuvala koyan üreticimiz şu an inanın 70 liraya bu fındığı satsaydı maliyetini alırdı. En azından bunu fiyatla beraber telafi eder de kârlı duruma geçmiş olur. Serbest piyasada 72 liradan başlayıp günümüz bugün 92 liraya giden fındık hala daha tam değerini bulduğunu düşünmüyorum. Özellikle de devletin serbest piyasanın çok altında olması serbest piyasanın daha da yükselmesini engelliyor. Çünkü bir rekabet ortamı olmadığı için mevcut sistemdeki fiyatlar bu bantlarda devam edeceğini düşünüyorum. Ama devlet kendi fiyatlarında bir iyileştirme yaparsa üreticiler için üretmiş oldukları bu fındık, çay veya herhangi bir ne olursa olsun tarım ürünlerinde ederlerinin veya emeklerinin karşılığını bulabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda Trabzon'un, Samsun'un, Rize'nin veya tüm Karadeniz'in mevcut hükümete vermiş olduğu desteğin karşılığının bu olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden devletin serbest piyasa gibi acilen bir iyileştirme yapıp fındığın hak ettiği değerleri 100 liraların bandının üzerine çıkmasını bekliyoruz. Vallahi bizim düşüncemiz 100 lira bir defa olur. Kesin olarak yüzünden baktık. Ama oradan yukarıya ne kadar gider tahmin edemedik. Fakat şu anda yani 120 lira görüyoruz. Geçen sene 850 bin ton rekolde açıkladılar. Bu yıl 717 bin ton açıkladılar. Fakat o afaki bir rakam idi. Benim tahminim 450 bin civarında fındık var. Yarı yarıya yani bu İtalya, İspanya bunlarda da aynı sıkıntı var. Burası gibi verim düşük. Onun için fiyatlar yukarı doğru çıkar. Çünkü bir kişiden geçen sene aldığımız ürünü 8-9 kişiden alabiliyoruz bu sene. Toplam o kadar miktarda ürünü 8-9 kişiden alabiliyoruz. Onun için fiyatlar çıkar yani yukarıya.